Biz sevgili Metin'le Gerçek Dergisi'nde, Evrensel'den önce Gerçek Dergisi'nde birlikte çalıştık. Yani sürekli öğrenmeye meraklı bir gazeteciydi Metin. Yani pek çok haberi aslında bugün diyelim ajans muhabirleri gibi çok çeşitli alanlara bakardı. Hani gençlik haberlerini de takip ederdi ama diyelim bir hak ihlaliyle ilgili kayıp eylemlerini de takip ederdi. Onun dışında işçi eylemlerini de takip ederdi. Arada özel haberler de yapardı. Cezaevlerinde katledilen iki devrimci tutuklunun cenazesini izlemeye gitmişti Metin. O gün de açıkçası bu haberi mutlaka ben izlemeliyim arkadaşlar dediğine şahittir onun çalışma arkadaşları. Ve gittikten sonra da Alibeyköy Cemevi'nde düzenlenecek cenaze töreninden sonra götürüleceklerdi. Alibeyköy'den kalkıyordu cenazeler. Ve o gün Orhan Taşanlar İstanbul Emniyet Müdürü ve bir sıkı yönetim havası var İstanbul'da. Toplu gözaltılar oluyor zaten. Toplu gözaltı emri veriliyor. O dönem yanında başka meslektaşları da var Metin'in ve izin verilmiyor. Yani polis barikat kuruyor ve belli bir noktadan sonrasına geçilmesine izin verilmiyor. Metin de ısrar ediyor. Israr ettikten sonra işte polis de nerede çalıştığını da soruyor. İşte Evrensel muhabir olunca bunu alın diye gözaltına alınıyor. Ve Eyüp Kapalı Spor Salonu'na götürülüyor. Orası aynı zamanda toplu gözaltı mekanı. O gün yüzlerce kişinin aslında götürüldüğü, dövüldüğü mekan. Orada dövülerek katlediliyor Metin. O dönem aslında şöyle de bir süreç gelişiyor. Gazeteciler o sürece kadar sokakta haber izleyen muhabirler sürekli şiddetle yüze kalıyorlar ve Metin'e indirilen jobu o dönemin bütün genç gazetecileri sokakta, Türkiye'nin neresinde olursa olsun haber izleyen gazeteciler kendilerine indirilmiş sayıyorlar. Çünkü o kendi gördükleri baskının aslında bir son noktaya varmış hali katledilmesi. Ya Metin öğrenen bir gazeteciydi ve aynı zamanda bedel ödedi, hayatıyla bedel ödedi. O da bize şunu söylüyor aslında, bugünden geriye baktığımızda da. Bugün eğer Türkiye'de bir şekilde gazetecilik yapılıyorsa, yani türlü baskılar var, sürekli gözaltılar var, hala tutuklu meslektaşlarımız var ama bir şekilde de diyelim ne oluyor? İşte gazeteler çıkıyor, belli televizyonlar belli sayıda işte yayın yapıyor. Davalarla birlikte aslında bir gazetecilik faaliyeti devam ediyor. Bu aslında işte Metin Göktepe'nin, Musa Anter'in, Hrant Dink'in, Uğur Mumcu'nun, Ferhat Tepe'nin, Hüseyin Deniz'in, pek çok meslektaşımızın ödediği bedeller üzerinden aslında bu oluyor. Yani bunlar kendiliğinden olmuyor. Türkiye gibi bir ülkede basın özgürlüğü bedeliyle gelir. Yani ve korunması da bir mücadeleyi gerektirir. Bu memlekette göz altında olan her gazeteci aynı zamanda işini yapan diğer gazetecilerin üzerinde bir baskıdır. Yani senin de sonun böyle olabilir manasında bir baskıdır. Dolayısıyla ama dediğim gibi aynı zamanda da gazetecilik faaliyeti adına yapabilen her şeyin içinde de yine onun için verilmiş mücadelelerin bir şeyi vardır. Emeği ve tarihi vardır. Özellikle Kürt halkının iradesiyle diyelim kazanılmış olan belediyelere art arda kayyum atanıyorsa, örneğin HDP'li belediye başkanları ve diğer taraftan eş başkanlar, yani Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve başka pek çok isim tutukluysa ve örneğin işte Sayın Demirtaş babasını kaybettiğinde hala bir şeyin o zulüm devam ediyorsa, son anda yanında olamıyorsa, bunların hepsi aslında basın alanında doğrudan ilgilendiriyor. Yani şöyle bir şey yok. Bütün bunların yaşandığı bir yerde nihayetinde bunların üzerine gidilmesinin istenmediği bir basın rejimi olur. Baskının meşrulaştırıldığı bir basın rejimi olur. Böyle bir iktidar medyası alanı ve tahakkümü olur. Rütük de başka bir yandan burada çalışıyor tabii. Ve buna karşı olan gazeteciler de mutlaka bunun haberini yapan gazeteciler de baskıyla karşılaşır. Dolayısıyla demokrasi mücadelesiyle tam o nedenle basın özgürlüğü mücadelesinin iç içe olduğu bir düzlemdeyiz. Ve o nedenle de basın özgürlüğü mücadelesi sadece gazetecilere bırakılmayacak kadar
ağır bir meseledir.